Merhaba Mavi Örgü takipçileri. Bugün sizlere bebek beresi, kolay bir bebek beresinin nasıl yapılacağını anlatacağım. Bunun için görmüş olduğunuz şekilde yapacağız. Tığ işi olarak yapıyoruz arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz tepe noktasının uzunluğunda zincir çekmemiz gerekiyor. Ben bunu size anlatabilmek için hani küçük bir parça hazırladım. Siz bunu artık bebeğinizin kafasına göre, hatta ondan 1-2 santim uzun yaparsanız şöyle ön kısmını kıvırma şansınız da olur. Böyle kıvrıldığı zaman daha hoş duruyor. Yapımı çok basit. Ona göre ayarlayabilirsiniz. 1-2 yaş grubuna da yapabilirsiniz. Kulakları falan kapattığı için rahat kullanımı olur. Şimdi isterseniz nasıl yapacağımızı anlatalım. Öncelikle zincirimizi çekiyoruz. Ben yine böyle küçük bir parça anlatacağım için 15 zincir falan çekeceğim. Siz 20-25 yapacağınız yaş grubuna göre çekebilirsiniz zincirinizi. Zincirimizin ölçüsünü tamamladıktan sonra ipimizi tığımıza doluyoruz. 3 adet zincir bırakıp 4. zincire batarak ikili trabzan çekiyoruz arkadaşlar. Bu sıramızı bu şekilde ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Sadece şu son 2 zincir kalıncaya kadar ikili trabzanla dolduracağız. Evet, ikili trabzanlarımızı tamamladık arkadaşlar. İpimizi doluyoruz. Bir tane batıyoruz ve üçünü birlikte çıkarıyoruz. Bir adet bu şekilde yapıyoruz. Ve son zincirimizin içine 3 adet sıkı iğne yapacağız. 1 2 3. Tekrar bir tane doluyoruz. Hepsini tek seferde çıkardığımız bir tekli trabzan şeklinde yapıyoruz. Ve buradan gerisini yine aynı şekilde şu ipimizi de isterseniz araya saklayabilirsiniz. İkili trabzan olarak sıra başına kadar devam ediyoruz. Bu kısmını bu şekilde yapmamızın sebebi arkadaşlar, şu kısımda görmüş olduğunuz yuvarlaklığı verebilmemiz için. Yoksa çok sivri ve çirkin bir görüntü oluşturuyor. Burayı bu şekilde yaparsanız hoş ve düzgün duruyor. Evet, sıra başına kadar aynı şekilde ikili trabzan olarak devam edelim. Kayıt. Evet, sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şimdi 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve geriye dönüp tekrar ikili trabzan şeklinde devam ediyoruz. İlk boşluğumuza batmıyoruz çünkü şu 3 zincirimiz zaten oranın şeyini sağlıyor. Ondan sonrakine batıyoruz. Yoksa artma olur ve bu da hoş olmaz. İlmeklerimiz arttığı için görüntü bozulur, ilmek sayısı artar. Bu sıramızın tamamında bütün ilmeklerimizi İkili trabzan olarak yapacağız. Şuradaki dönüşlerde yaptığımız tekli ve sıkı iğnelerimiz dahil olmak üzere hepsi
ikili trabzan olacak. Ve bundan sonraki işlemlerimiz hep aynı şekilde devam edecek. Görmüş olduğunuz gibi ikili trabzan olarak devam ediyoruz. Yapımı çok kolay bir bere, herkesin kolaylıkla yapabileceği şekilde. Görmüş olduğunuz gibi dönüş noktamızdakilerin hepsini de ikili trabzan yaptık. Sıra başına kadar bu şekilde devam ediyoruz. Evet, sıra başına geldik. Tekrar 3 zincirimizle arkadaşlar geriye dönüyoruz. İlk ilmeğimizi her zamanki gibi batmıyoruz. Bir sonrakine batarak İkili trabzan şeklinde devam ediyoruz. Bu işlemimizi şapkamız tam bir kare şekline gelinceye kadar, yani katladığımız zaman şöyle katlanınca kare oluşacak şekilde oluncaya kadar örmeye devam ediyoruz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burası 6,5 santim. Burası da 7'ye yakın, 6,5'u da biraz geçkin, yani hemen hemen kare sayılır. Bu şekilde olduğu zaman arkadaşlar şapkamızın kafa kısmına gelecek bölümü bitmiş oluyor. Şimdi buradan size şapkamıza alt kısmın için lastik yapmayı göstereceğim. Bunun için yine 3 zincir çektim. İpimi doladım ve trabzanımızın arasından alarak ikili trabzan yapıyorum. Birini ön tarafından alıyorum. Birini de diğer trabzanınkini de arka aradan alıyorum. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadan alacağımı da yine aradan şöyle. Bu şekilde sıra başına kadar devam ediyorum. Bir önden bir arkadan alarak görmüş olduğunuz gibi lastik görüntüsünü oluşturuyoruz. Evet, sıramızın sonuna geldik. 3 zincirle tekrar geriye dönüp aynı şekilde ön taraftan aldıklarımızı önden alarak, arka taraftan aldıklarımızı arkadan alarak arkadaşlar lastiğimize devam ediyoruz. Bu lastiği isterseniz iki sırada bırakabilirsiniz. İsterseniz hani birkaç sıra daha yapabilirsiniz. O sizin arzunuza kalmış. Görmüş olduğunuz gibi lastiğini de yapınca daha hoş duruyor.
Böyle ön kısmını da kıvırdığınızda kıvırıp şu aradan da bir uzun zincir çekip geçirirseniz kafasında bağlayabilmek için veya zincir çok ince olduğu için bebeğe zarar verebileceğini düşünüyorsanız kurdele tarzı bir şey de geçirebilirsiniz. Hani çocuğun çene altına zarar vermesin diye. O şekilde geçirip bağlayıp kullanabilirsiniz. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir. Bunu dediğim gibi siz kafanın büyüklüğüne göre zincirinizi büyüterek daha büyük hale getirebilirsiniz. Ben göstermek amaçlı küçük başladım. Çünkü çok büyük başladığımız zaman hem videomuz uzun sürüyor, hem bazı kısımlarını atlamamız gerekiyor. Anlaşılmayan noktalar olabiliyor. Daha sonraki çalışmalarımızı takip edebilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.